Sayın seyirciler, MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Profesör Ümit Özdağ'la birlikteyiz. Devam ediyoruz söyleşimize. Bizim bu ilk bölümdeki izleyicimiz o türden, sizin tarif ettiğiniz türden eylemler yapanlar için mesajınız göndermiş. Bize hepsini kınıyorum, hiçbirine katılmıyorum. Ben asla öyle şeylere katılmadım diye de hatırlatma ihtiyacı duymuş. Kendisine. Geçiyoruz. Şimdi MHP'nin çılgın projeleri var mı demişti izleyicimiz. Buyurun. Hayır, bizim aklı başında projelerimiz var. Öncelikle milli birliğimizin muhafaza edilmesini arzu ediyoruz. İki, Türk ekonomisinin içerisine girmiş olduğu istihdamsız büyüme ve sadece finans sektörünün köpük şekilde ayakta tutulması şeklindeki ekonomik yaklaşımın yerine bir istihdam merkezli büyüme stratejisinin gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için ekonominin yeni baştan organize edilmesi, bir ekonomi bakanlığının kurulması, yılda 700 bin yeni iş yerini açacak bir yeni kredilendirme politikasının gündeme konulması, AVM'lerin küçük esnaf üzerindeki yıkıcı etkilerinin azaltılması. O nasıl olacak? AVM'ler kaldıracak mısınız? Hayır, kaldırmayacağız tabii ki. Kaldırmayacağız tabii ki. Ama seçim beyannamesinde de ortaya koyduğumuz bir husus var. Bundan sonra AVM'ler her yere yapılamayacak. Bunun için Batı'da olduğu gibi bazı standartlar konulacak ve o standartlar çerçevesinde AVM'ler yaşamlarını sürdürmeye devam edecekler. Ama bir yerde küçük esnafı öldürürseniz orada kenti öldürüyorsunuz, orada insanları öldürüyorsunuz. Biz küçük esnafın ayakta kalmasını, kent dokusunun ayakta kalması açısından çok önemli bir husus olarak görüyoruz. Aynı zamanda küçük üreticinin ayakta kalması için de Milliyetçi Hareket Partisi değişik kredilendirme projeleri geliştirmiş durumda. Şimdi bugün her 100 liralık ihracat için 72 liralık ithalat yapıyoruz. Oysa bu 72 liralık ithalatı yapmadan bunun da büyük bir bölümünü Türkiye'de ne yapabiliriz? Üretebiliriz. Ama son dönemdeki para politikaları böyle bir yaklaşımı ne yazık ki engelliyor. Ve küçük üretici adım 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 9 sene içerisinde büyük güç kaybetti. Ve bu arada da tabii büyük bir işsizler ordusu oluşmaya devam etti. Türk ekonomisi çok iyi diyor. AKP büyüme devam ediyor, bekliyor. Ama bu olsun diyor, istihdamsız büyüme. İyi de istihdamsız büyümenin vatandaşa ne yararı var? Vatandaşa hiçbir yararı yok. Onun için biz ekonominin yeni baştan çeki düzen altına alınması gerektiğini düşünüyoruz bir. İkincisi, 13 milyon insana ulaşacak bir aileleriyle birlikte Hilal Kart projemiz var. Bu bir sosyal yardım kartı. Biz insanların evlerine değişik gıda malzemelerinin götürülerek teslim edilmesini onur kırıcı olarak görüyoruz. Ve insanların devletten alacakları ve bu sene için aylık üzerinde 325 lira gibi bir harcama limiti olacak her ay. Bu benzemiyor mu CHP'nin aile sigortası uygulamasına? Ondan biraz daha farklı bizimki. Ne yapacaksınız? Bununla ancak semtinizdeki küçük esnaftan alışveriş yapacaksınız. Böylece hem siz sosyal yardım almış olacaksınız, hem bu sosyal yardımı semtinizdeki küçük esnafla paylaşacaksınız. Böylece semt içerisinde de bir ekonomik alanı üretebileceğimizi düşünüyoruz. Yine bir başka projemiz, yeniden bu ülkede sınavların şifresiz yapılmaya, şüphesiz yapılmaya başlamasını sağlamak. Çünkü AKP döneminde yapılan birçok sınavın ne kadar şaibeli olduğunu millet gördü. Büyük huzursuzluk yaşıyor. Bakın, yani herkes birbirine soruyor. Bu hafta sonunda seçimler var. Acaba seçimlerde hile mi yapılacak diye. Oysa biz senelerden beri bu ülkede seçim yaşadık. Ama AKP iktidara gelmeden önce kimse seçimlerde hile mi yapılacak diye birbirine sormazdı. Seçimlerin bile güvenilirliğini ama yitirmiş olduğu hile iddiaları daha önce de hiç gündeme gelmez miydi Sayın böyle değil. Özde, yani böyle, hele tarihinde seçim öncesinde hiç başlamazdı bu tür. Acaba şurada mı hile, burada mı hile? Bakın, çok basit bir şey yapabiliriz sizinle. İsterseniz bunun iddiasına da girelim sizinle. 1965 seçimlerine kadar geri gidelim. Seçimlerden önceki bir ayda gazetelerde yaklaşan seçimlerle ilgili hile iddialarını kapsayan yazıların sayısını tespit edelim sadece. Bunu 2007 ve 2011'de tespit edelim. O zaman çok net rakamlar ortaya çıkar. Hangi dönemde daha fazla yazılmışsa o dönemde aynı zamanda toplum içinde daha fazla konuşuluyor anlamına gelir bu. Göreceksiniz, 2011 en fazla şüphelerin 2007 seçimlerinden sonra ortaya çıktığı dönem olacaktır diye düşünüyorum. Tabii Türk dış politikasının
bugün Orta Doğu'nun batağına partizan bir yaklaşımla çekilmesine de Milliyetçi Hareket Partisi hayır diyor. Ve yeniden bir Asya dünyasının oluştuğunu görüyoruz. Asya Avrupa'nın yerini alıyor. Asya'da Çin, Hindistan gibi ekonomilerin yanında bir de Türk dünyası var. Ve Türk dünyası ekonomisi de çok önemli. Azerbaycan geçen sene %28 hızla kalkınan bir ülke oldu. Kazakistan çok büyük bir ekonomik güç. Özbekistan, Türkmenistan çok büyük ekonomik güçler olma yolundalar. Bütün bu alanı ihmal ederek Türk dış politikasında bugün içine girilen ve Orta Doğu'da biz Hamasçıyız, Mısır'da biz şu partinin yanındayız şeklinde bu ülkelerin iç politikalarına da Türkiye'yi sürükleyen ve bunu da AKP'nin ideolojik eksenine oturtan yaklaşımın terk edilmesi ve dış politika tekrar milli menfaatlerin benimsenmesi ve savunulması gerektiğine inanıyoruz. Batı karşısında bugün izlenen teslimiyetçi sürecin de sona erdirilmesi Peki. gerektiğine inanıyoruz. Mesela Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye ilişkileri Türkiye'nin nasıl kendi menfaatlerine batıdan gelen baskılar üzerine çiğneyebildiğinden somut göstergelerden birisi oldu. Peki. Biraz kısa soru yanıt gidelim mi izleyicilerin? Tabii olur da sadece çok soruya kısa yanıtlarla. 25 milyar dolarlık IMF olan borcun 5 milyar dolara düşmesi hakkında ne düşünüyor Sayın Özdağ demiş izleyicimiz? Şimdi bakın Türkiye'nin dış borcu bu AKP döneminde 80 yılda olduğu kadar arttı. Evet, IMF'ye olan borçlar azaldı ama bu arada birçok iş adamı dışarıdan aldığı borcu, dış borcu yatırım yapmıyor, hükümete iç borç olarak veriyor. Şimdi bu çerçevede kimse bizimle aman Türkiye'nin IMF'ye olan borçları azaldı diye ne yapmasın? Alay etmesin. Peki. Biz ne olduğunu biliyoruz. Halk ne olduğunu biliyor. Hükümet ne olduğunu biliyor. Bakın bundan sonra hangi hükümet iş başına gelirse gelsin önümüzdeki iki sene Türkiye'nin ekonomik olarak çok zor geçireceği dönemler olacak. Çünkü biz 2003'ten bu yana ayda 1600 lira kazanıp 2600 lira harcayan bir aileye benziyoruz. Bu aradaki farkı dış borçla ve sıcak parayla ve ödediğimiz yüksek faizlerle kapatmaya çalıştık şimdiye kadar. Ama artık yolun sonu göründü. İnanılmaz bir cari açık oranına ulaşıldı. Göreceksiniz. Bakın hükümetten de zaten eğer iktidarda kalırlarsa seçimden sonra almayı düşündükleri bazı ekonomik tedbirlerle ilgili ilk mesajlar geliyor bir süreden beri. Bizim arzumuz ve öngörümüz Peki. bu seçimlerin bir son vermesi. Bir izleyicimiz adeta gol atmanız için size bir soru göndermiş. Başbakan BDP MHP'yi yan yana getiriyor. Acaba BDP ile anlaşıp buradan PKK'lıları MHP mi indirmiş diye. Fazlasıyla gollük bir soru. Bunu geçelim, şunu soralım. Sadece bir tek şey Buyurun. Söyleyeyim ben burada. Habur'un ertesi günü başbakan mecliste yaptığı konuşmada, AKP grubunda yapmış olduğu konuşmada dedi ki bu görüntüler bize umut veriyor. Peki. Başörtüsü. Biz bu sorunun çözülmesinden, hızla çözülmesinden yanayız. Bu konuda geçtiğimiz dönemde hükümeti destekledik. Hükümet olursak bu sorunu çözeceğiz. Bu sorunun artık bir mağduriyet alanı olmasından çıkartılmasını istiyoruz. Hizmet alan gençlerimizin üniversitelerin kapısında daha fazla mağdur edilmesine Milliyetçi Hareket Partisi karşı ve bu karşı oluşunu da fiilen de gösterdi. Bundan sonra da gösterdiğiniz söz konusu yani, anayasa değişikliğine destek vererek tabii. ama olmadı yine tekrar, nasıl olacak? Tekrar yani MHP'nin şöyle projesi var mı? Bu sorunu mutlaka şu şekilde gidereceğim diye projesi var mı? Biz tabii bunu yasayla ve anayasa değişikliğiyle halletmemiz gerekiyor. Yine aynı yöntemin kullanılmasından yanayız. Üniversitelerde gerçi çok büyük ölçüde artık başörtüsü. Ama bu bir hoşgörü alanı değil, bu bir haktır. MHP kamuda yani kamu hizmeti veren kurumlarda da başörtüsü serbestliğini savunuyor mu? Hayır, bu Türkiye'nin henüz meselesi değil. Henüz meselesi değil. Henüz meselesi değil. Önce Türkiye'nin çözmesi gereken bir mesele var önünde. Bu meseleyi çözdükten sonra konuşulacak başka şeyler olabilir. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi noktası bu önce üniversitelerde halledilmesi gereken bir meseledir. Peki. Evet, MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Profesör Ümit Özdağ.
televizyon programlarının benden çok daha kıdemli ve usta bir ismi. Ama artık aktif olarak, daha da aktif olarak siyasete atılmış durumda. Parlamentoya aday, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aday. İstanbul 2. Bölgeden milletvekili adayı HaberAktif. Bu akşam Ümit Özdağ'ı ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Yarın seçimden önceki son HaberAktif, yarın da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Salih Kapısız'ı ağırlayacağız sayın seyirciler. Son siyasetçi konuğumuz olacak. HaberAktif burada sona eriyor. Birazdan ana haber bültenini izleyebileceksiniz. Hoşçakalın.